da eğer 8 katlı bina yapıyor iseniz neydi ölçümüzü? Her zaman için şuradan şu ölçü birimimizdi. Şuraya kadar 10 kattı. Eğer 2 kat aşağı iner ise demek ki şurada durduğum nokta benim 10. kat olduğu için bu binamın üzerini görebiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani şurada gördüğünüz maketlerde de olduğu gibi buna göre dostlarım kağıdınızı dik kullanmayı, oran tablıyı anlattım. Dikey olarak tek tek ufuk çizgimizi belirleyerek bir ne bileyim burada İzmir Kordo veya Maslak Metro City caddesini aynen sizin de yorumunuzu katarak bir perspektifini çizelim dostlar. Okey, haydi başlayayım dostlarım bakalım. Güzel tasarımlar yapmak. Aferin, aferin Şevval. Bakayım. Ha, güzel, aferin kızım, aferin. Karanlık, maranlık adam olur mu? Burada uçurmuşsun. Bundan dolayı sorunu getirememiş. Hadi şunlar güzel. Hadi döktür orada güzel güzel. Karşıda dağlar, yamaçlar, kompozisyon bizim ama. Aferin bakayım. Ama ağacın olan olan çok büyük. Sefa. 15 katlıysa bu da hemen hemen 5 katlı gibi. 5 katlı içine çarparsın 15 metre harbi olabilir ama burası şey değil. Mersin değil. Mersin olabilir. Var çok yüksek ya. İyi. Seninki Mersin sahilden olsun. Aferin. Haydi bakayım. Sandalların, yatların, hani durduğu bir körfez gibi bir yer. O tasarımları. Haydi arkadaşlar. Haydi bakalım. Aferin. Açma noktada. Haydi bakalım. Ters değil mi? Hepinize iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.